Zaman israf edilmemesi gereken en kıymetli hazinedir ve ben zaman israfını asla kabul etmiyorum. İsmail Ulukaya, 1943 doğumlu Safranbolluyum. Bu gördüğünüzde dükkanımda sayacı olarak da iş yerim şu anda. Sayacı mesleği bir kolu olduğu için ayakkabıların yüz kısmını yapan sayacıdır. Ve burada da bu ara tışarı dediğim bu kısımda da yüz kısmını yapan Rıfat Çoğankol ustamız vardı. Ben onunla meslek bakımından ortak çalıştım. Fakat o saati bakan Rıfat Çoğankol'u o dönemlerde yokuş çıkaraktan tarihi saatimize gitme durumu biraz zorlu olduğu için onunla ben ortak çalıştığım dönem içinde saati bana öğretti. 65 daha bu tarafa. O tarihte bana geçmiş oldu. Halen devamını sağlayan İsmail Usta olaraktan gelen bir ustayım şu anda. Bir Safranbolu vatandaşıyım. Safranbolu'nun 3. Selim dönemi olan Sadrazam İzzet Beyat Paşa'mızın 1796'da Demirciler Şahsı'ndaki cami yaptırmış ve Safranbolular tabii ki o zaman nüfusta döneme göre az olduğu için ve saatinde ne olduğunu bilmeyen Safranbolulara sizlere bir saat hediye edeceğim evinize ve cebinize diyerekten bir söz olaraktan da tanıtımı şey yapmış, anlatmış saat hakkında. Fakat sizi olduğu için o zamanki Safranbolları saat bekler olmuşlar. Bakmışlar ki saat filan viren yok. Saat hediye edeceksiniz. Duymuyor musunuz vurduğunda sesi geldiğinizde evinde saat oluyor. Vurduğunda dışarıda oluyorsunuz cebinizde saat oluyor. O nedenle İzzet Mehmet Paşa'mız bu kısımdaki karşıdaki saati yaptırıyor. Ve sesi gitsin bakımından yüksek yere konulmuş. Görüyorsunuz Safranbolu'nuz oralar ve oradan duyulabilen bir ses. Yani bizim dönemimizde gürültü kirliliği olmadığı için. Rıfat Çoğankoğlu ustamız ve anahtarı da bana verdi. Sen artık o saate devam et diyerekten. Ve tabii ki o ustamız kendinden önce Nur Usta, Hakkı Usta bu tarihi saat kulesine bakan ustalarmış. Çünkü onlar benden önce de meslekleri saatçi olduğu için ve bunun aslında maaşı da var olduğu halde kayıtlarda ücretsiz getirmişler. Ben de devraldığım Rıfat Çoğankoğlu ustamından da 65'ten bu tarafa fareyi devamını sağlıyorum. Ve ülkemizin günümüze kadar gelen 225 yıllık bir emanetindesiniz şu an. 1797 miladi olarak çarın arkasında tarihi var. Ve Osmanlı dönemi olduğu için 1797 burada da var. Ve London, İngiltere'ye sipariş verilmiş. Bu ayar yaptığın oluyor. Bu da günümüze kadar gelen 225 yıllık bakımla ilgili anahtar. Bu yıllara göre tasarlanmış, ne kadar basit görüyorum yani. Bu da kurma koltuğu. Saatimiz ağırlıkla çalışıyor. Altıda bir defa kuruluyor bu. 16 defa çevirmemiz gerekiyor. Çevirdik ve önümüzdeki cumartesiye kadar gelmiyoruz. Bir hafta çalışıyor. Kulemizi turizme açıyoruz artık günümüzde. Evet, hoş geldiniz saat kulemize.
Yalnız şunu bir dikkate almak istiyorum. 225 yıllık bir saatimiz öyle kurdum demekle de olmuyor. Çünkü zaman içinde aşınması oluyor, yıpranması oluyor. Bu bakımdan da benim kendi görüşümde bir emanetin emanetçisi olduğum için de onu ben bakımın vesairesinde takibimi severek yaparım. Çünkü dediğim gibi severek yapılan bir işte zaten kişiyi yormaz. Benim günde buraya 4 defa da geldiğim olur. Kara olsun, kışı olsun takip ederim yani gidiyorken. Veya yola dükkanın önüne çıkarım, saatin sesini duyuyorum gibilerden, duyarım da zaten. 87'de atlım yaptım ve 98'de restorası yapıldı. Aralıklı yaptığınız o bakımlar genel bakımı uzattığı gibi aşınmayı da önlersiniz yani. Şimdi ben bu mani gelmiş, 225 yıllık olan saatimiz. Biraz sonra 12'ye geldiğinde vuruş yapacak ve Safranbolular'da saatin özelliği sesine saat diyecek. Biz de görmekle canlandırıyoruz. Size bakın yani bir hatıra bir ama sesiyle saat işte herkese saat. Bu da böyle şey böyle vuruşuyla ben buyum ben saatim sesiyle der yani sesiyle onda. Kederden mi neden mi? Sararmış rengi zuharın senden uzak günlerim hayal olup gidiyor ah hayal olup gidiyor diyelim ama diyelim. Yıllarını vermiş bu ses, yıllarını günümüze kadar gelmiş. Dediğim gibi sevgi ve o şeyi düşünerek de, hatıralarını düşünerek de, severek bakımı gereken bir emanetin olduğunu düşünüyorum şu anda. Çünkü bu ses öyle kolay bir ses değil. Günümüze kadar gelmesi bile olsa. Yani bana sen şu emaneti halen de devam ettiriyorsun ama senden sonra kim yetiştirecek durumları da olabiliyor. Ona göre de bir kişiler bence aklımda var şu anda. İnşallah onları teslim ederekten de bir emanetin emanetçisinde yerimi koyacağım. Ama şu anda sevdiğim, severek yaptığım bu emanetin dediğim gibi ben halen de bir bakışım bile ayrı olur. Benim bir bakış tarzım var çünkü. İşte o benim severek yaptığım bakışlar ben 100 yaşıma da girsem bunun üzerinde. Temennimiz inşallah bu çalışma titreşimini yıllarca bekleriz inşallah. Bizden sonrakilerde severek bu emanetin emanetine sahip çıkarması inşallah devam eder. Çünkü görüyorsunuz günümüzde artık çoğul olmasından kolumuza bile saat takmıyoruz. Bu fabrikasyon olan günümüzün iletişimde kullandığımız telefonlarda içinde saati de var. Dünya içinde
Ben de diyorum ki kendi kendime, nereden nereye geldik? Ben şu anda 80'lere geldim Allah'a şükür. Ama yaşantıma baktığım zaman dönemler içinde neler fark ettiniz, neler gördünüz? Demek zaman ne oluyor? Bizleri bir tarafa getiriyor yani. Zaman yerinde gene. Bir zamanı bahane bulmayalım.